İran'ın Kürdistan eyaletinin Sakız beldesinden akraba ziyareti için Tahran'a gelen Mahsa Emini'nin ahlak polisleri tarafından 16 Eylül'de gözaltına alındıktan bir süre sonra hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protesto gösterileri 6. ayını bitirdi. Sakız'da eyaletin diğer bölgelerinde ve ülkenin farklı yerlerinde düzenlenen gösterilerin 1-2 hafta zarfında dinmesi beklenirken gerilim aksine daha da arttı ve ülke göstericilerle güvenlik güçleri arasında çok sert çatışmaların yaşandığı olayların etkisi altına girdi. Bu zaman zarfında yüzlerce genç çocuk, kadın erkek öldü ve idam edildi. Dünya Kupası finallerinde 21 Kasım'da İngiltere ile yapılan milli futbol müsabakası öncesinde ülkelerindeki olaylara destek vermek için milli seremoni esnasında ülkelerinin milli marşını okunmaması, son dönemlerde İran devletinin sergilediği tavırdan duyulan yaygın rahatsızlığı tekrar gözler önüne serdi. Tüm bu yaşananların merhume Mahsa Emini'nin akıbeti yalnızca zorunlu örtünmeyle alakalı olmadığı aşikardır. Kaldı ki 2009'da da yegane mesele Musavi'nin seçilememesi olduğu gibi 2017 ve 2019 protestolarının çok daha yapısal nedenleri vardı. İran ekonomisi uzun süredir zorda ve peş peşe gelen hükümetler oldukça genç, 85 milyonluk nüfusa gerekli istihdamı sağlayamadı. Bunda Amerika Birleşik Devletleri başta gelmek üzere batılı devletlerin İran'a uyguladığı yaptırımlar kadar ülke kaynaklarının etkin kullanılamamasının da büyük rolü var. Son yıllarda yaşanan protestoların yegane sebeplerinden biri geçim sıkıntısıydı. Elbette meselenin bir de siyasal boyutu var. Ali Hamenei kriz dönemlerinde yaptığı dikkat çekici değerlendirme ve açıklamalarıyla tanınan bir isim. Bu değerlendirmeler çoğunlukla biz ve düşman ikiliğine sahip genellemeler içermektedir. Olayların ilk safhalarında açıklama yapma gereği duymayan Hamenei, sonrasında konuyu hep her defasında dış güçlerle ilişkilendirerek geçiştirmeye çalıştı. Son dönemlerde yaşanan birçok gelişme ve bu protestolara dair yapılan farklı tavırlar, Hamenei sonrası İran'a dair farklı hesaplarla ilişkilidir. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in idari hünerleri önemli olsa da esas belirleyici unsurun devrim muhafızları olduğu aşikardır. Merhume Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan protestolara ilişkin verdiği bir mülakatta Tahran Üniversitesi'nden sosyolog İbrahim Feyyaz'ın olayların arkasındaki sosyolojik gerekçeleri değerlendirdikten sonra yaptığı yorumlar İran'ın geleceğine ilişkin isabetli öngörüler içermektedir. Her halükarda ya biz geleceği inşa edeceğiz ya da gelecek bizi inşa edecek. Geleceği inşa etmek bilgi, görüş ve fikir gerektirir. Ne yazık ki internette var olan bilgi ve görüşü kullanamadığımız gibi bu fikirlerin esamesi de okunamamaktadır. Maalesef geleceğe doğru sertlikle yol alıyoruz. Eğer geleceği kendimiz inşa edersek, sükunet ve güvenle inşa ederiz. Yok eğer gelecek bizi inşa ederse, hiç kuşku yok ki sertlikle inşa edecek. Sonuç olarak şimdiye kadar İran'da ve dünyanın birçok yerinde yaşayan İranlıların hükümetin gitmesi yönünde yaptığı eylemler, protestolar şu ana kadar henüz sonuç vermemiş gözükse de geçmiş dönemlerde yapılan bu tip halk hareketlerinden çok farklı olarak bu sefer İran halkı geleceği kendi inşa etmek için çok çok kararlı gözüküyor. چرا اعتراضات در ایران متوقف نمی شود؟
مهسا امینی که برای دیدار با بستگان خود از سقز به تهران آمده بود، در تاریخ 25 شهریور 1401، سه روز پس از بازداشت توسط پلیس گشت ارشاد، در اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد. این اتفاق آغاز اعتراضات مردمی را رقم زد. 6 ماه از آن روز می گذرد و اعتراضات به اشکال مختلف ادامه دارد. در این مدت صدها تن جوان و کودک کشته و یا در زندان‌ها اعدام شدند. در حالی که انتظار می‌رفت تظاهرات آغاز شده در سقز و سایر شهرهای ایران ظرف 1 یا 2 هفته فروکش کند، اما نارضایتی و تنش افزایش یافته و اعتراضات با برخوردهای خشونت آمیز از طرف نیروهای مسلح مواجه شد. در پی آن بازیکنان تیم ملی ایران پیش از مسابقه جام جهانی 2022 با انگلستان در حمایت از خیزش مردمی سرود ملی را نخواندند و این حرکت نارضایتی شدید مقامات حکومتی را برانگیخت. بدیهی است آنچه رخ داده صرفاً مربوط به سرنوشت مهسا امینی یا صرفاً بحث حجاب اجباری نیست. همانطور که در سال 1388 مسئله اساساً عدم انتخاب موسوی در انتخابات ریاست جمهوری نبود و نیز در سالهای 96 و 98 این اعتراضات دلایل ریشه‌ای و ساختاری بسیاری داشتند. اقتصاد ایران مدت هاست با مشکل مواجه بوده و دولت های منتخب نتوانستند برای جمعیت نسبتاً جوان 85 میلیونی اشتغال لازم را فراهم کنند. استفاده ناکارآمد از منابع کشور و همچنین تحریم های اعمال شده توسط کشورهای غربی به ویژه آمریکا علیه ایران در این امر نقش اساسی دارد. تنها یکی از دلایل اعتراضات سالهای اخیر معیشت مردم بوده. البته این موضوع بعد سیاسی نیز دارد. علی خامنه‌ای نامی است که با اظهار نظرهای خود در شرایط بحرانی شناخته می شود. این اظهار نظرها حاوی تعمیم‌هایی با عنوان ما و دشمن است. خامنه‌ای در مراحل اولیه شروع اعتراضات نیازی به اظهار نظر ندید. سپس موضوع را به دشمنان خارج از ایران مرتبط دانست. بسیاری از تحولات اخیر و نگرش‌های متفاوت نسبت به این اعتراضات مربوط به روایات متفاوتی از ایران پس از خامنه، گرچه نحوه مدیریت ابراهیم رئیسی اهمیت خود را داراست، اما عامل اصلی تعیین کننده سپاه پاسداران است. ابراهیم فیاض، جامعه شناس دانشگاه تهران، پس از ارزیابی دلایل جامعه شناختی در پس پرده این رویدادها، نگرش خود درباره آینده ایران را چنین بیان می کند: یا ما آینده را می سازیم یا آینده ما را می سازد. ساختن آینده دانش و بینش و ایده می خواهد. متاسفانه دانش و بینشی که در اینترنت هست استفاده نمی کنیم و از ایده هم خبری نیست. ما متاسفانه در حال انتقال با خشونت به آینده هستیم. اگر آینده را خودمان بسازیم، با آرامش و آسایش می سازیم. اما اگر آینده ما را بسازد، حتما با خشونت و جراحی خواهد بود. اگرچه به نظر می رسد اقدامات و اعتراضات ایرانیان داخل و خارج کشور برای سرنگونی حکومت نتیجه چندانی نداشته، اما برخلاف جنبش های سالهای گذشته، این بار مردم ایران برای ساختن آیندهشان قاطع و استوار هستند.